Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağımız bir başka programla yeniden karşınızdayız. Aslında bugün yine sıcak bir gündem vardı hem Türkiye'de hem de ülkemizde. Sıcak gündemin Kıbrıs sorununa ilişkin boyutuyla başlayalım. Bugün liderler Kasım ayı içerisindeki yoğunlaştırılmış görüşmeler kapsamında son görüşmelerini gerçekleştirdiler. Kasım ayı boyunca aslında bir açıklama yapılmadı. Son görüşme sonrasında bir ortak açıklama yapılacak. Bunu bekleyin, sabredin denildi. Ayde bizzat bunu ifade etti. Ancak bugün itibariyle yapılan açıklama ne yazık ki yine özellikle somut bir açıklama bekleyen basın mensuplarını tatmin edici olmadı. Bu nitelikteydi. Haber bültenlerine yansıtmaya çalıştık. Detaylarını saat 18.45 sonra haber bülteninde aktaracağız. Ancak Cumhurbaşkanlığına gideceğiz. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı toplantı sonrasında basın mensuplarına düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların dışında aslında diyalog haberinin sorduğu sorular ve alınan yanıtlar çok önemliydi. Bunları bir izleyeceğiz ama öncesinde ben hemen program konuğumuza da bir merhaba demek istiyorum. Sayın Profesör Doktor Ata Atun'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. İyi günler dilerim. Bugün güzel bir çalışma yaptınız. Bir kere ara bölgede Sayın Akıncı'ya çok güzel sorularınız var. Onları şimdi hep birlikte seyredeceğiz sanırım. Gerçekten çok iyi oldu. Müzakerelerin nasıl gittiği, ne sonuçlar beklendiği, dünkü uçak olayının bizleri nasıl etkilediğini ve bundan sonraki olayları, IŞİD'in faaliyetleri, Türkiye ile Kıbrıs arasındaki su taşımacılığı konusunu, bunların hepsini bugün tartışacağımızı düşünüyorum. Evet, peki isterseniz önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidelim. Orada evet. Yaptığı basın toplantısında biz 3 soru sorduk. Neredeyiz? Eğer açıklanan somut bir konu yoksa hangi noktaya geldik? 6 aylık bir süreci geride bıraktık. Neden bir açıklama olmadı? Bunun yanıtını aldık. Bununla beraber Mayıs ayından önce bir çözüm, bir referandum söz konusu olabilir mi? Bu sorumuzu sorduk ve bir de tabii ki Türkiye-Rusya ilişkileriyle beraber Lavrov'un ziyaretini sorduk. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı neler söylemiş. Gelişmelerin iyi olduğunu söylüyoruz. Buna inanarak söylüyoruz ve tabii ki sağladığımız gelişmelere dayanarak bunu söylüyoruz. Yalnız bildiğiniz gibi bu müzakere süreçlerinin en önemli ilkelerinden bir tanesi tüm konularda karşılıklı mutabakata varılmadan varılan parça çözümlerin, parça anlayış birlikteliklerinin geçerli olmayabileceği şeklindedir. O nedenle farkındaysanız bir tek defa bir somut bir şey açıklandı. Mülkiyetle ilgili bir paragraf açıklandı. Ama o demek değildir ki bugüne kadar sadece o paragraf üzerinde bir uzlaşma sağlandı. Onun öncesinde yönetim, güç paylaşımı, ekonomi, Avrupa Birliği başlıklarında pek çok anlayış beraberlikleri sağlanmış durumdadır. Ama bunlar dediğim nedenden dolayı parça parça açıklanmamaktadır. Bugün de ilerleme sağlandı. Bu son 6 toplantımızda da ilerleme sağlandı. Ancak bunlar teker teker açıklanmıyor. Bu söylediğim nedenden ötürü. Tabii ki takdir edersiniz müzakere süreçleri hassas süreçlerdir. Ama hızlı bir şekilde ilerliyor. Ben söylüyordum sizlere. Eğer iki taraf da bu kararlılıkla, bu anlayışla ve bu hızla devam ederse gerçekten Kıbrıs'ta bir çözümün yıllar değil aylar içerisinde olabileceği görüşündeyim demekteydim. Aynı görüşümü korumaya devam ediyorum. Ve ilerleme olduğunu sadece ben söylemiyorum. Sayın Anastasiadis de söylüyor, Birleşmiş Milletler de söylüyor. Ama bugünkü açıklamamızda bu kadarını söyleyebildik. Umarım ki daha sonraki aşamalarda çok daha somut şeyler söyleyebileceğimiz bir noktaya gelelim. Ancak müzakere sürecinin bu niteliği bakımından sizlerin de bugünkü bu açıklamayla yetinmenizin ve anlayışla karşılamanızın çalışmalarımıza yardımcı olacağını değerlendiriyorum. Allah hedefimiz odur, hedefimiz odur, arzumuz odur ve bu hedefin sadece bizim hedefimiz olmadığını da söyleyebilirim. Çünkü
Güney Kıbrıs'ta Mayıs ayında parlamento seçimleri var. Evet, başkanlık seçimi değildir. Sayın Anastasiadis yarışta değildir birey olarak. Ama yine de seçim dönemleri bilindiği gibi hassas dönemlerdir. Ve seçim dönemlerinde müzakere yürütmek çok kolay değildir. O nedenle Mayıs ayına ulaşmadan eğer kapsamlı bir çözümün parametreleri üzerinde anlaşırsak herkes için daha iyi olacaktır. Bu temennimizdir, arzumuzdur. İllaki olacak diye bir şey söylemek de mümkün değil. Müzakere sürecinin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine bağlıdır. Temennimiz bugüne kadarki ilerleme gibi daha da iyiye bizi götürsün. Ben şunu söyleyebilirim size. 47 yıllık bir müzakere sürecinden söz ediyoruz. Bizim de işte 5 aylık bir süreç söz konusu. Ama bu 5 ayda yıllar içerisinde sağlanmayan ilerleme sağlandı da diyebilirim. Suriye sınırında yaşanan olay arzu edilen bir olay değildi elbette. Üzücü bir gelişme. Çünkü biz bölgemizde giderek daha barışçı gelişmelerin olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Bölgemizde istikrarın gelişmesini arzu ediyoruz. Bu yaşanan olay Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyiye gitmesine yardımcı bir olay olmadı maalesef. Ancak o olayın da Kıbrıs müzakere sürecini olumsuz olarak etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Öyle olması gerektiğine inanıyoruz. Sayın Lavrov'la görüşme imkanı bulabilmeyi ümit ediyorum. Önümüzdeki süreçte Kıbrıs'a gelişini ertelemiş değil. Öyle bir bilgimiz yok. Sayın Kerry ile burada kesinleşmiş görüşmemiz var. Sayın Lavrov'la henüz yok. Ancak mümkündür, olasıdır. Dolayısıyla gelişmeleri takip edeceğiz. Kıbrıs sorununa, çözüm bulma çabalarına, uluslararası ilginin artarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Alman Dışişleri Bakanı geldi, İngiliz Dışişleri Bakanı geldi, Amerikan Dışişleri Bakanı geliyor, Rusya Dışişleri Bakanı Kıbrıs'a geliyor. Ama her kim ki Kıbrıs sorununa katkı yapmak ister, bunu yapabilmenin temel unsurlarından bir tanesi Kıbrıs'ın iki ana toplumunun ikisiyle de ilişki içinde olmak, ikisiyle de iletişim içinde olmak, her iki tarafın da görüşlerini dinlemekten geçer. Biz Rusya ile de diğer ülkelerle kurduğumuz ilişkiyi aynen kurmak isteriz. Kıbrıs Türk halkının düşüncelerini, duygularını elbette Rusya Dışişleri Bakanı Sayın Lavrov'la da paylaşma fırsatı bulabilirsek bunun çok yararlı olacağını düşünüyorum. Evet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın özellikle diyalog haberin sorduğu bu 3 soruya verdiği yanıt hemen hemen aslında bugünü ve gündemi aslında özetler nitelikteydi. 3 soru sorduk. Bunlardan biri neden somut bir açıklama gelinen aşamayla ilgili yapılamadı sorusuydu. Bu konuyla ilgili olarak teker teker açıklamanın yapılamayacağı, bütün haliyle düşünülmesi gerektiğini ve bu konuda da anlayış beklendiğini ifade etti. İkinci sorumuzda hedefin Mayıs 2016'dan önce bir çözüm olup olmadığı noktasındaydı gelinen nokta aşaması itibariyle. Temellerinin ve arzularının bu şekilde olduğunu belirtti. 47 yıllık süreç içerisinde 5 ay içerisinde 47 yılda atılamayan önemli adımların atıldığına dikkat çekti. Ve son olarak da Türkiye-Rusya ilişkilerine dair Kıbrıs konusunu ilgilendiren aradaki gerginliğin iki ülke arasındaki Kıbrıs müzakerelerine yansımayacağını düşündüğü şeklindeydi. Değerli hocam, bu şekilde özetledik ama bir de sizin aslında bu açıklamaları ve bugünkü bu Rum basının BM kaynaklarına göre atlettiği yoruma göre dönüm noktası olarak belirlediği, daha doğrusu nitelendirdiği bu günü ve bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi açıklamayı birlikte dinledik. soruları soran da sizdiniz zaten. Burada benim dikkatimi çeken birkaç konu var. Tabii Mustafa Bey, Sayın Cumhurbaşkanı 4 dakika kadar toplamda konuştu ama bana göre hiçbir şey söylemedi.
söyledikleri cümlelerin içinde gizliydi aslında. Benim en çok dikkatimi çeken 47 yıldır bu görüşmeler sürüyor. Bu 47 yılda elde edilemeyen gelişmeler bu 5 ayda edildi. Benim aklıma gelen şu, ne taviz verdiniz de bu gelişmeler elde edildi? Çünkü son 47 yıldır gerek Rauf Bey, gerek Mehmet Ali Talat Bey, gerekse de Allah rahmet eylesin Rauf Bey ve Mehmet Ali Talat Bey ve Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Türk halkının kurmuş olduğu devletin eşitliği üzerinde ısrarla durmuştu. Eşit bir statüde, eşit haklara sahip iki devletten oluşan bir yapıyı savundular bugüne kadar. Toprak tavizleri yeni bir göçmen yaşanmasın, yeni bir göçmenlik yaşanmasın. 1955, 57, 58, 63 ve 74'te yaşanan göçmenlikler tekrar yaşanmasın diye mümkün mertebe toprak tavizinin olmadığı, sınırların bugünkü şekliyle kaldığı, insanların göçmen olmayacağı bir çözüm peşinde koşuyorlardı. Şimdi anlıyorum ki 47 yıl sürmesinin nedeni eğer buysaydı, demek ki bunlardan tavizler verildi. Eşitlikten taviz verildi, topraktan taviz verildi, egemenlikten taviz verildi. Zaten Rum gazeteleri geçen hafta Akıncı Federasyon'da eşit haklar istiyor diye manşet atmışlardı. Demek ki Rumların aklında eşit hak, Kıbrıs'ı Türklere eşit hak vermek diye bir şey yok. Kendi düşünceleri Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin bir evalüasyondan geçirip, yani bir değişimden geçerek yeni bir isim alması, bu isim altında da Kıbrıslı Türklerin azınlık olarak, yama olarak girmesi, bir takım zaten Glafkos Klerides Cumhurbaşkanlığı döneminde de ayrıcalıklı azınlık şeklinde de bir teori atmıştı ortaya. Yani Rumlar, Ermeniler ve Maronitlerden biraz daha fazla haklara sahip olan bir azınlık. Şimdi 47 yılda yapılan yapılamayan gelişme 5 ayda yapıldıysa, ben bütün bunlardan taviz verildiğini düşünüyorum açık ve net olarak. Hiçbir bunun başka alternatifi yok. Peki taviz verildiyse önünde. Peki taviz verildiyse bu mu gizlenmeye çalışılıyor yani? Eğer bir açıklama yapılmadıysa pek çok konuyla büyük ilgili. Büyük bir olasılıkla gizlenmeye çalışılıyor. Tamam, dediği gibi tüm konularda anlaşmadan hiçbir konuda anlaşılmış sayılmaz ilkesi var ama yemeğin kokusu da uzaktan farklı geliyor aslında. Pişen yemeğin kokusu. Bu da demektir ki işte COP konusunda bunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Almanya Büyükelçiliği tarafından cemaat lideri olarak çağrılmasının nedenlerini de gördük. Bu da demektir ki Rumların nazarında, Avrupa Birliği'nin nazarında biz eşit bir devlet değiliz. Sadece bir toplumuz ve toplum liderimiz Anastasiadis'le lütfen kabul etmekte kendisini Anastasiadis ve lütfen konuşmakta. Bundan sonra daha evvel Rauf Bey'in, Mehmet Ali Talat Bey'in ve Eroğlu'nun döneminde görüşmeler ya iki toplum lideri olarak yapılmaktaydı. Şimdi anlıyorum ki kapının dışında da bunlar devam etmekte. Yani kapının dışına çıkıldığı anda Anastasiadis Cumhurbaşkanı, Akıncı da cemaat lideri konumuna indirgenmekte, biri yükseltilmekte, biri indirgenmekte. Çok fazla bir beklentim yok benim bu görüşmelerden. Referandumun Mayıs ayında olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Şubat ayından itibaren büyük bir olasılıkla Mart'ın 15'i, en fazla Mart'ın 20'si, çünkü 21 Mayıs gibi düşünüyorum seçimleri, 60 gün geri gidersem 20 Mart olur. 20 Mart'tan sonra görüşme yapmanın bir manası yok. Çünkü bütün miting yapan, televizyon toplantıları yapan, bölgesel toplantı yapan Rum siyasi partiler hepsi taviz verilmeyeceğini, adanın sahibinin Rumlar olduğunu, Türklerin azınlık olabileceğine dair nutuklar atacaklar. Yani olacak olan budur. O yüzden Mayıs'tan evvel referandum bana sadece elma şekeri gibi gözüküyor. O kadar. Peki, devam edelim diğer açıklamalarına ilişkin. Siz daha çok bu 47 yıllık süreç içerisinde atılamayan adımlar 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde önemli ilerlemeler sağlandığı kısmına nasıl dikkat çekiyorsunuz. Şey?
şu var ama Ayde dün Sayın Akıncı ve Anastasiadis'le görüştü ve her iki yerde de bazı ilerlemeler, somut ilerlemelerin sağlandığını ve bunları açıklama iradesinin liderlerin elinde olduğunu belirtti. Bu önemliydi ancak demek ki liderler açıklama yapmak istemediler ya da bazı kaygıları vardı. Yanlış anlaşılmaktan belki de endişe duydular ama özellikle 6 görüşme bir ay boyunca Ayde'nin yaptığı açıklamalarda ara ara şuydu: sabredin, 6. görüşme sonunda açıklama yapılacak. Bugünkü açıklamaya bakıyoruz ki hiçbir şey Aralık yok. Aralık ayında 3 kez görüşecek liderler. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin bir laboratuvarına katılacaklar birlikte son görüşmelerin gerçekleştiği günde. Ve bir de tabii ki belki en önemli başlık gün içine dair teknik bir eğitim komitesi kurulması. Bunun da arada eğitimin birleştirilmesi ve ırkçı, ayrılıkçı söylemlerden daha muaf tutulan bir eğitim dili, arzulanan bir ortak eğitim dili, eğitim şekli yaratma bağlamında. Bir de bu son Kıbrıs Türklere yönelik saldırıları en azından ortadan kaldırabilecek, belki de daha çok Türklere yönelik saldırıları ortadan kaldırma amaçlı bir eğitim çalışması gibi de değerlendirilebilir bu. Bu yani bugün bir aydır beklediğimiz açıklamadan bunlar çıktı. Bunlarla yetinmek durumundasınız dedi Sayın Cumhurbaşkanı, anlayış beklediğini ifade etti ama bu böyle geçiştirilecek bir konuya da benzemiyor. Altını açmaya çalıştık soru sorarken de Sayın Akıncı'ya. 6 ay geçti dedik, Mayıs ayında başlayan görüşmeler üzerinden 6 ay geçti. 6 ay boyunca bu önemli ilerlemeler neler? Yapılan birkaç açıklamanın dışında ya da neden açıklanmıyor? Mert Bey, bunlar önemli soru işaretleri oluşturuyor tabii ki. Anlatılanlar tamamen hikaye. Yani ne bileyim, ağlayan bir çocuğun ağzına emzik vermeye benziyor yapılan açıklamalar. Ortak eğitim, 2004'te yediğimiz kazığı ben hala da hazmedemedim. 2004'ten evvel anlaştı liderler, ortak eğitim bütün kitaplardan geçmiş çıkarılacak. Ne Rumların Türklere saldırıları, ne de Kıbrıs'ta herhangi bir olayın olduğu, ne de çatışmaların olduğu çıkarılacak. İki tarafta da barışçı kitaplar okutulacak. Biz aptal, Kıbrıslı Türkler enayi, biz döndük kitaplarımızı değiştik. Rum aynı kitapları okutmaya devam etti. Yani biz bu kazı 2004'te yedik. Hangi eğitimin birleştirilmesinden, hangi ortak eğitimden bahsediyorlar ben anlamıyorum. Rumlara bakarsanız 63-74 dönemi arası toz pembe geçmiş, hiçbir olay yok, hiçbir şey yok, hiçbir Türk öldürülmemiş. Tasos Papadopoulos gözümüzün içine baka baka yalan söyledi 63-74 döneminde, hiçbir Türk öldürülmedi diye. Öldürülen Türklerin sayısı binleri aşmış durumda. Tabii ondan sonra da biz kitaplarımızı değiştik, cicili bicili, renkli, şey gibi, resimli roman gibi tarih kitapları yaptık. İçinde hiçbir şey yok. Yunan medeniyeti var. Kıbrıs'la ilgili gelişmeler var. Bütün 63-74 çıktı. Uğradığımız soykırım ortadan yok edildi. Rumların kitabı geçti elimize, baktık. Rumların kitabı Türk işgalinden, Türk bilmem nesinden bahsediyor. Türklerin işte ölü Türk en iyi Türktür yazan bir tarih kitabından, Rumların okul kitabından siz ne beklersiniz başka? Yani burada çocuk kandırıyorlar. Aslında eğer güven yaratıcı önlemler olacaksa, İşbirliği olacaksa, önce siftah telefonların karşılıklı çalışmasından, roamingin kaldırılmasından başlamalılar. Bir türlü Rumlar kabul edemiyor. Aynen futbol federasyonlarının yaptığı anlaşma gibi bahanenin bahanesini öne sürerek ortak telefon kullanımını önlüyorlar. Niyeymiş efendim? Yasa varmış. Varsa var. Eğer senin böyle bir niyetin varsa gidersin mecliste, yasa bir oylamada herkes elini kaldırır, geçer bu kadar basittir. Mecliste milletvekili yapmış bir insanım ben, yasalar nasıl geçer, nasıl hazırlanır, komisyonlarda kararlar nasıl çıkar, lan hepsini bilen biriyiz. Eğer mecliste yasayı değiştirmiyorsa, değiştirmek istemiyorsa niyet yok demektir. Niye? Çünkü illa telefonların başında Rum tarafının kodu 357 olsun istiyorlar. Türk tarafının hiçbir kodu olmasın, bütün kontrol Rumlarda olsun, ondan sonra da roaming olsunmuş. Digomo'ya kadar yolları var. Nereye isterlerse gitsinler. Yani bütün bunlar eğer 5 ay içinde anlaşmanın işaretleri ise, böyle anlaşma eksik olsun Mert Bey. Olamaz böyle şey. Sayın Cumhurbaşkanı, çok iyi hatırlıyorum, 15 Kasım kabul törenlerinden birinde, kabullerinin birisinde bu ifadeyi kullandı. Bir GSM'de bir yasa değişikliğini yapamıyorsak biz bu sorunu nasıl çözeceğiz diye güneye sitem etti. Niyet çok varsa, iyi hatırlıyorum. Niyet varsa çözersin. Niyet yoksa zaten çoğunluk sende.
çoğunluk. Senin mecliste DC'yle koalisyon ortağının DC'yle şeyin elinde. Koalisyon ortağının elinde. Tabii ki olabilir. Niçin olmasın ki de geçirmek bunu çok kolay. Zaten AKEL bunun taraftarı ama meclise götürmüyorlar. Meclisten geçirmiyorlar. Ondan sonra da güven yaratıcı önlemler de gidiyor. Derinya kapısı açılsın ama bu yoldan açılsın diyor Anastasiadis. Biz de enayi, bizim yöneticiler de enayi bunu kabul ediyorlar. Ne münasebet, her şey karşılıklıdır. Mütekabiliyet vardır. Yani eğer o senin bu yoldan açılmasını istiyorsa onun mütekabiliyetini senin de ortaya koyman gerekir. Eşitlik buradan kaynaklanıyor. Ama ben anlıyorum ki bizim ülkemizde veya bizim yöneticilerimizde Sayın Akıncı'nın ve ekibinin kafasında mütekabiliyet diye bir şey yok. Yani biz verelim tavizleri, bu iş bitsin, ne isterse olsun. Ben ikinci sınıf vatandaş olmak istemiyorum. Peki, şimdi ben Trakya'daki Türklerin durumuna düşmek istemiyorum. Sayın Akıncı bugüne kadar çözümün dışında alternatif bir konuya işaret hiçbir zaman etmedi. Yani çözüme olan inancını bugün de söylüyor gerçi ama 13 Kasım'da yine bir kabulü sırasında kabulü de söyleyelim hemen. İngiltere KKTC Dostluk Grubu'nu heyetini kabulünde net bir şekilde şu ifadeyi söyledi. Bu çözüm, bu görüşme masası da başarıya ulaşamazsa bir sonraki aşama farklı bir yapının, farklı bir çözüm yapısının denenmesi olacaktır dedi. Yani alternatif bir çözüme ilk defa böyle bir endişede, böyle bir aslında uyarıda bulundu. Alternatif çözüm uyarısı bulundu. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Çünkü yine bu en çok hem GSM'den hem de diğer konulardan Sayın Akıncı'nın rahatsız olduğu ve sıkıldığı bir döneme denk gelmişti. 15 Kasım öncesinde de Güney'den de muhtemelen yapılan açıklamalar rahatsız ediyordu. Özellikle güç paylaşımı, yönetim gibi eşitlik, siyasi eşitlik gibi konulardaki rahatsızlığını bilmekle birlikte ilk defa dile getirmeye, dışa vurmaya başladı Sayın Akıncı ve bu masada eğer çözüme ulaşamazsa bundan sonra farklı bir çözüm yapısı denenmek durumunda kalınır uyarısında bulundu Sayın Akıncı. Bu net ve ilk kez açık bir dille ifadesiydi ve hem de yabancılara kabulünde yaptığı bir uyarıydı bu. Çok yankı bulmadı iç kamuoyunda ama nasıl değerlendirmek gerekir? Aslında Sayın Akıncı'nın da rahatsızlıkları var. Çok net görüyoruz. Bugün vücut diline baktığımızda Sayın Akıncı'nın soru sorarken ifadelerine rahatsızlığı var. Bakıyoruz ortak açıklama metnine, elimize ulaşan metinde yuvarlak cümleler, işte liderlerin çözüme inancı tekrar vurgulandı, teyit edildi, görüşmelere olan inanç belirtildi vesaire, hep yuvarlak cümleler. Bir iki tane de açıklamayla geçiştirildi. Bir aylık ilerleme, önemli ilerlemeler kat edildi diye ifade edildi ama biz hiçbir şey göremedik. Boş bir kağıt önümüzde açıkçası. Bizdeki durum bu ve bu bir aslında endişe yaratıyor. Sayın Akıncı'nın da endişelendiğini görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi zaten dışişleri olarak biz en büyük hatayı 2004'te yaptık. 2004 yılındaki anlam... Biz derken Türkiye mi dışişleri? Kıbrıs Türk tarafının tabii dışişlerini, aynı zamanda Türkiye'nin dışişleri de tabii. Bu anlam planı görüşmelerinde her konu görüşüldü. Her şey görüşüldü. İşte Bürgenstock'a gidildi en sonunda. Anlaşmalar, değişiklikler oldu. Beşinci versiyon çıktı. Ve orada, o dönemde, yani ben hatırlıyorum 24 Şubat'ta başlamıştı görüşmeler. 3 Nisan gibi bitti. Yani öyle 40 gün kadar. Ama her gün, cumartesi, pazar dahil her gün sürdü görüşmeler. Bir tanesi bendim diye biliyorum görüşmecilerin. Oradaki en büyük hata şuydu. Hepimizin beynini yıkadılar. Ben dahil beynimizi yıkadılar. Türk tarafı hayır diyecek, Rum tarafı evet diyecek. Rum tarafının Verhoeven'in o dönemdeki açıklaması, Rumlar Avrupa Birliği'ne girmek için evet sözünü aldım. Tasos Papadopoulos'tan evet sözünü aldım. Bütün baskı Türklere yapılmalıdır şeklinde. O dönemin genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği komiseri Verhoeven'di. Verhoeven'in de bu açıklamaları vardı ve bütün baskılar bizim üzerimizeydi. İşte o vakit Avrupa Birliği yaklaşık 30 milyon euro, ABD'de 30 milyon dolar harcadı bizim tarafta. İşte iki toplumlu faaliyetler, sahte partiler, siyasi partiler, sahte dernekler, o ortalık mavi bayraklarla dolu, AB bayraklarından dolu, para verip mitinglere insanları göndermeler, elçilerin gelip mitinglerde dolaşması, her şey tamam, her şey tamam ve biz o kadar inandırıldık ki Türklerin hayır, Rumların evet diyeceğine, eğer referandumda Rumlar hayır derse Türkler masadan nasıl kalkacağını koymadık oraya. Evet. Çok büyük bir stratejik hata yaptık. Halbuki bizim orada Rumlar hayır derse Türk tarafı devlet olarak
masadan kalkacaktır şartını koymamız gerekirdi Annan planına. Ama koymadık. Şimdi hepimizin aklı onda. Sayın Akıncı'nın işte bunda da çözüme gidilemezse farklı bir çözüm düşünüleceğin gerekçesi bu. Bu yatıyor. Hepimiz bunun farkındayız. Artık Rumların 60 sene bu müzakereleri sürdürme isteklerine bir son vermek lazım. Bu son nedir? Müzakereler bu şekilde olmuyorsa, bitmiyorsa bir zaman limiti koymamız gerekir. Rumlar bu yüzden zaman limitine karşıdır. Hakem konması gerekir. Hakeme de karşıdır Rumlar. İstiyorlar ki bir 50 sene daha bu iş gitsin. Sayın Akıncı'nın Mayıs baskısı Rum tarafında karşılık görmüyor, kabul görmüyor ama doğru buluyor musunuz en azından Mayıs'a kadar? Ben buluyorum. Bir İngilizce'de deadline deniyor. Bir son gün olması lazım. Yani bu müzakere bir 50 sene daha gidemez. Bir 47 sene daha gidemez. Bunun bir son günü olacak. Mayıs 2016 ise anlaştık. Anlaşmadık, biz artık her yolu deneriz. Bağımsız devlet mi olurum? Türkiye'ye akredite mi olurum? Türkiye'ye bağlanır mıyım? Türkiye'yle özel bir anlaşma mı yaparım? Bütün bunların oturup halka sorulup kararın alınmasının aslında zamanı çoktan geldi. Bunu yapmamız gerekir. Müzakerelere otururken de bunu yapıp oturmak lazımdı aslında. Anastasiadis'e demek gerekirdi ki işte ben referandum yaptım arkadaşım. Mayıs'a kadar bu iş bitti. Bitmedi. Biz artık bağımsızlık istiyoruz deyip orada... Şimdi bir gerçekçi de olmak gerekir. Evet, bu belki böyle olmalı. Bunu desteklemek, bilmiyorum bunu desteklememek ya da alternatif çözümlerimizin olduğunu düşünmemek çok doğru olmayabilir. Dolayısıyla alternatife de çalışmak, hazırlanmak gerekiyor ama şunu merak ediyorum. Şimdi bu olmazsayı konuşabilecek durumda değiliz. Ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'yla ya da Cumhurbaşkanlığı heyetinden birisine böyle bir şey söylesem ya da bu görüşünüzü söylesem alacağımız yanıtı tahmin edebiliyorum. Yani bugün böyle bir şeyi tartışmaya açmak ya da dile getirmek bile müzakere masasını bertaraf etmek anlamına gelir yanıtını alacağız. Ama çünkü Güney'in tavrı belli. Güney'in tavrı belli bu konuda. Bunu görüşmek istemeyecek yani. Mert Bey, bertaraf olmasının dezavantajı nedir? Yani Eroğlu bugün 2010'dan 2015'e kadar ya eşit devlet ya hiç dedi. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Aforoz mu edildik biz? Biz Kıbrıs'tan mı atıldık? Müzakereler mi durdu? Müzakereler mi kapandı? Yok. Bu bizim görüşümüz. Zaten Avrupa Birliği'nin müktesebatında da olan bir görüştür bu. İki devletten oluşan, siyaseten eşit, politik olarak eşit haklara sahip, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon. Yani bunun Rum tarafı bunun aksine çıkmaya çalışıyor. Bunun dışına çıkmaya çalışıyor şimdi. Ve Akıncı'nın da bu konuda doğrudan sağlam olarak yere basması lazım. Siyasi eşit konusunda çok rahatsız olduğunu görüyoruz ve burada ayak diremesi de çok önemli Sayın Akıncı'nın. Siyasi eşitlikle ilgili olarak Akıncı'ya belki de bundan birkaç ay önce gönderdiği mesajlarda çok sert mesajlar ve net mesajlar göndermişti. Bu konuda taviz vermeyeceği çok net bir şekilde. Yani Kıbrıs'ın halkının siyasi eşitlik noktasında bir tercih durumunun söz konusu olmadığını net bir şekilde vurguluyor Sayın Cumhurbaşkanı. Garantörlükten vazgeçmediğini vurguladı. Türkiye'nin garantilerinin olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Siyaseten eşitlik, ben elbette Rumlardan bir devlet kuracaksam eşit kuracağım. Yani ben azınlık mı olacağım onun içinde? Bunu beni herhangi bir Türk'ün, Kıbrıslı Türk'ün kabul edebileceğini düşünmüyorum. Elbette bir ortaklık olacaksa eşit olarak olacak. Elbette eşit haklara ben sahip olacağım. Ama Rumların gözündeki eşitlik, vatandaş hakları seviyesinde, devlet hakları seviyesinde değil. Tamam diyor, Kıbrıslı Türkler siz de aday olabilirsiniz. Hepiniz toplanıp bir kişiye oy verirseniz, meclise birkaç kişi birden sokarsınız. Bütün düşündükleri eşitlik bu. Ama 1960 Anayasası'ndaki eşitlik bu değildi. 1960 Anayasası'nda 35 Rum milletvekiline karşılık 15 Türk milletvekili vardı. Ama Türk milletvekillerinin 8 tanesi Rumların 35'inin evet dediği bir yasaya evet demezse geçmezdi. Siyasi eşitlik budur. Evet. Bunun olması gerekir. Özellikle Rum tarafının dört özgürlük, garantiler, müktesebat, kalıcı müktesebat konusundaki tavırlarını, Türkiye Cumhuriyeti askeri, Türk askeri bağlamındaki söylemlerini duyuyoruz. Bu konularla ilgili de özellikle Avrupa Birliği garantörlüğü, Avrupa Birliği müktesebatı konusu, dört özgürlük konusu, garantiler konusu Anastasiadis'in ağzından düşürmediği konular arasında. Sürekli olarak bu konudan taviz verilmeyeceğini ve bu konuda bir baskı oluşturulduğu görülüyor. Türk tavrının bu noktada tavrı ne olmalıdır? Nasıl yanıt verilmeli özellikle garantiler konusunda? Mert Bey, biz bu konuda tavrımızı, görüşümüzü 2004'te koyduk ortaya. Bugünkü masa dedik için ki, söylüyoruz. Evet. Tamam,
Zaten o günden belli derogasyon istiyoruz biz. Anastasiadis derogasyonlara karşı. Hı hı. Biz diyoruz ki tamam, dört özgürlük tabii ki olacak. Niye olmasın ki? Yani malların dolaşımı, kapitalin dolaşımı, insanların özgür dolaşımı ve serbest ticaret. Yani bunların hepsi elbette olacak. Ama diyoruz ki burada derogasyonlar olmalı. Aynen Polonya'nın Avrupa Birliği'ne girerken Almanya'ya koyduğu şart gibi. Ne dedi? Hiçbir Alman gelip benim toprağımı satın alamaz. Ben bu şarttan girerim arkadaşım. Kabul edersen et, etmezsen güle güle ben girmiyorum gibi. Yani bu derogasyonları biz 2004'te de talep ettik. Bizim şartlarımız derogasyondur. Yani Rum gelip Türk tarafına yerleşecekse 50 sene sonra yerleşmeli. Veya derogasyonun sonucu neyse 10 senedir, 20 senedir, 30 senedir her neyse derogasyonların kalıcıların ve geçicilerin bittiği zaman. Geçicilerin dört bittiği... özgürlük kalıcı derogasyon varken uygulanabilir mi? Kıbrıs çok özel bir bölge. Yani tabii özel bir durumu var. İşte Rumlar geliyor, dolaşıyor şimdi. Dört özgürlüğün diğer maddeleri, yani serbest dolaşımın dışında mülk edinme, serbest iş yeri kurabilme, çalışabilme, mülk satın aramızda alabilme. Aramızda tabii şimdi ticaret yok. Yani evet. Ticaret tarafların Avrupa Birliği'nin yeşil hat tüzüğüyle belirlediği 135 euro ve menşei Kıbrıs olan malların ihraca birbirlerine gönderilmesiyle ilgili kısıtlıdır. Tabii ki Rumlar geliyor şimdi dolaşıyor ama yerleşim özgürlükleri kısıtlı. Elbette kısıtlı olacak. İşte Türklerimiz bizim güneye gittiklerinde ya lastiklerini patlatıyorlar, ya saldırıyorlar, ya bıçaklıyorlar, ya arabalarını copluyorlar, demirlerinden ezip eliyorlar. Evet. Demek ki özgürlüğe biz daha, özgür dolaşıma daha hazır değiliz. Şimdi yani hazır olunmayan pek çok konu var. Altyapıda da sıkıntılar var. Delegasyonların amacı budur zaten. Hı hı. Yani eğer sen hazır değilsen 20 sene daha bu serbest dolaşım kısıtlanabilir demektir. Gerçi şu anda kısıtlı değil. Özellikle mülk edinimi konusu. Kıbrıs gibi çok küçük bir toprakta. Sorun varsa elbette mülk edinilene kadar bu delegasyonlar geçiciler de kalıcılar da olacak. Kalıcı mülkiyet konusunda kalıcı delegasyonlar da var. Yani Almanya'dan Alsas-Loren bölgesini Fransızlar aldıktan sonra ne dediler? Hiçbir Alman bunun sahibi olamaz. Hayat boyu olamaz dediler. Yaşam boyu. Yüzyıllarca. Yani sen istersen kalıcı delegasyon koyabiliyorsun. KKTC olarak ben de koyabilirim. Derim ki hiçbir zaman Makaryos'la Denktaş arasında yapılan 1977 Şubat'ındaki birinci Doruk Anlaşması'na göre toprakların çoğunluğu Kıbrıs'ı Türklere ait olacak. Tercihli çoğunluktur bu. %75'in üzeri demektir. Evet. Özel çoğunluk. Nasıl olacak peki? Buradaki toprakların Rumlara verilmemesiyle olacak. BM'nin müktesebatıdır bu. BM'nin müktesebatının içinde nasıl sağlayacaksınız bunu? Sen getireceksin Avrupa Birliği'nin dört özgürlüğünü bunu kırmak için. Tabii kusura bakma bunu yemezler. Anastasiadis her yolu deniyor. Maraş'ı verin diyor. Şöyle bir iyi niyet gösterisi olsun. Ama karşılığında Ercan açılsın diyorsun. Yok olmaz kesinlikle diyor. O olmaz, o başka diyor konuyu. Garantörlük kalksın. Ne demek garantörlük kalksın? Niye biz sizin bizim size hiçbir güvenimiz yok. Ne münasebette garantörlük kalksın diyorsun. 21. yüzyılda diyor garantörlük olmaz. Adanın garantörü kim olacak? Avrupa Birliği. Yani Avrupa Birliği adanın garantörü olurken iyi, Türkiye olurken kötü. Anastasiadis hikaye anlatıyor aslında. Mesela Anastasiadis bu hikayelerine geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce, iki gün önce Rum medyasına düşen bazı açıklamalarını da ekledi. Ben de bunları tweet olarak aktarmıştım. Not olarak da tutuyorum bunları. İzleyicilerimiz de takip edebilir. Anastasiadis diyor ki, şimdi mesela bir de güneyde sürekli açıklamalar geliyor müzakere sürecine ilişkin. Belki farklı konulara geçiyoruz ama EOKA'cılar kurtuluş mücadelesi sırasında hiçbir zaman Kıbrıs'a Türk vatandaşlarımıza yönelmediler. Bunu bir tutalım. İkinci açıklaması özellikle... Ya buna Kantara'nın keçileri bile güler ya. Ya ne dersiniz o zaman, kısaca geçelim. Böyle saçma açıklama olabilir mi? Hala EOKA diyor Anastasiadis. Hala Helenizm diyor. Ve bunları şöyle bir cümleyle birleştirmiş. Arpalıklı tamam. 1964'ün Mayıs'ında, ya Mart'ta ya Mayıs'ta hatırlamıyorum. Anastasiadis lütfen söylesin bana. Bağlıysa konuşalım. Arpalık köyüne kim saldırdı? Türkiye'den veya İsrail'den gelenler mi saldırdı? EOKA'cılar saldırdı. Canımıza okudular bizim yolda belde gördükleri. Herkesi öldürdüler. Stratejik gördükleri köylerin hepsini temizlediler. Taşkent'te esir alınanların talimatını kim verdi? Anastasiadis söylesin bana. Markulli'nin babası verdi. Kimdi Markulli'nin babası? Cerrah bir adam.
Ve kendisi EOKA'nın Limassol Başkanı. Taşkent'teki esirler alındığı vakit talimatı veren kişi, buyursun Anastasiadis bana desin ki hayır, çıkaralım belgeleri koyalım önüne ondan sonra. Yani bir insan bu kadar yalancı olabilir ya. EOKA hiçbir Türk öldürmemiş. Anlattığı hikayeye bak. Demiş ki, demek ki Mısır'dan gelenler öldürdü bizi öyleyse. Güneydeki Kıbrıs'ı Türklere yönelik saldırıları konuşurken demiş ki, bunları kınıyor tabii ama kınamasının nedenini ortaya çıkartıyor. Güçlerimizi birleştirmez, parçalanmaktan kaçmazsak Helenizmin tamamını ve geriye kalan sözde Kıbrıs Cumhuriyeti toprağını tehlikeye sokarız. Bakın aynı açıklamalar içerisinde yapıyor bunları, aynı yerde söylüyor. EOKA'dan bahsediyor. Helenizm vurgusu yapıyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti toprağının parçalanmaz bütünlüğünden bahsediyor. Evet. Yani hala tırnak içinde aslında bir Yunanca atasözü bu, bize de geçmiş. NATO kafa NATO mermer. Aynısı aslında Yunanistan'dan devşirdiğimiz bir atasözü bu. NATO kafa NATO mermer. Mermere bakıyorsun işte. Aynen. O evet. Adamın kafasına aynı mermer gibi demek. Evet yani. Aynen öyle. Dolayısıyla Anastasiadis bu gibi söylemlerle ne demeye çalışıyor ve diyor ki yani Kıbrıs Türk vatandaşlarımızı da işin içine katıyor. Yani Kıbrıs'a Türk vatandaşlarımız da diyor. Helenizm EOKA diyor. Anastasiadis neyi kurguluyor? Helenizm derken kimlerin bunu kabul ettiğini düşünüyor? Anlamak güç, ben anlayamıyorum. Şimdi, siz ne dersiniz? Söyleyeyim tabii. DİSİ EOKA beycileri kucaklayarak kurulmuş olan bir siyasi parti. 1976 yılında Glafkos Klerides seçimler yapılacağı için döndü, bir siyasi parti kurdu. Ve bu siyasi partide EOKA beyciler 1974'te darbeye teşebbüs ettikleri için ve Türk askerinin adaya çıkmasına neden oldukları için Rum toplumundan dışlanmış kişilerdi EOKA'cılar ve EOKA beyciler. Ne yaptı Glafkos Klerides? Kendisi de EOKA'cı. Kendisi EOKA'nın hukuksal yönlerini yöneten bir kişi. Şu anda lakabını unuttum. Lakabı da var tabii. Her gizli teşkilatta herkesin bir lakabı var. Klerides'inkini çok iyi biliyordum. Neyse, çok önemli değil. Döndü, bunu fırsat buldu. Ben kendime bir taban yaratayım dedi. Ben de EOKA'cıyım, onlar da EOKA'cı. Ve döndü, bütün hepsini DİSİ'nin altında topladı. Ve DİSİ'yi o şekilde kurdu. Yani Anastasiadis ak sütten çıkmış kaşık değil. Anastasiadis AKEL'den gelmiş veya başka bir sosyalist partiden gelmiş biri değil. AKEL aşırı sağcı bir partinin başkanı. Elbette evet, bunları söyleyecek. Elbette ülküsü adada Helenizmi yaymak ve Helenizmin adanın tümüne sahip olmasını sağlamaktır. Şimdi DİSİ ile DİKO arasında bir nüans farkı var. DİKO doğrudan Rum milliyetçisidir. DİSİ Helen milliyetçisidir. Yani DİSİ daha büyük düşünür. DİSİ için Yunanistan'ı da kucaklayan bir milliyetçilik vardır. Ama DİKO yok der. Ben Rum'um. Yerli milliyetçi. Ben yerli milliyetçiyim. Beni ilgilendiren budur der. Ama 63-74 arasında EOKA'cılar hiç kimseyi öldürmedi diyorsa Anastasiadis, ben buradan söyleyeyim, yalan söylüyor. Hiç boyuna, posuna, makamına yakışmadan yalan söylüyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı aynı bugün olduğu gibi Sayın Anastasiadis de bir araya geliyor. Özel görüşmeler yapılıyor ama. Ya bizi aptal mı zannediyor bu adamlar? Şunu merak ediyorum, Sayın Akıncı sormuyor mu? Yani tabii ki soruyordur ama ya Anastasiadis, biz seninle yeni bir devlet kurmaya görüşüyoruz ama sen hala bu devleti yıkan zihniyeti, hala Helenizmi, hala terör örgütü EOKA'yı bana kalkıp savunuyorsun. Sen bunları söylerken benim de kendi toplumumu bu masaya inandırmamı bekliyorsun. Yani olacak iş mi? Sen ne yapıyorsun? Sen neyi konuşuyorsun demiyor mu? Ya da bu şekilde bir rahatsızlık dile getirilmiyor mu? Çok merak ediyorum. Ne zaman bu konular hatırlatılsa, bugün soracaktım ama alacağım yanıtı bildiğim için inanın sormadım. Ne zaman bu konular dile getirilirse iç kamuoyuna yönelik seçimler yaklaşıyor. İç kamuoyu, dış kamuoyu kalmamış. Müzakere masasındayız. Yeni bir devletin referandumunu, pazarlığını yapıyoruz şu an itibariyle. Ve hala içinde Helenizm ve EOKA vurgusu olan söylemler var. Bundan vazgeçilmiş değil. Anastasiadis ile imkanım olsa, bir şekilde bir gün röportaj yapma fırsatım olsa, sormak isterim öyle bir fırsatım olsa. Bence Helenizm, hala EOKA derken Kıbrıs Türkleri bunu nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz diye sormak isterim bence yani. Bence talep et. Bence bu röportajı yapıp konuştuk. Ediyoruz tabii de kolay değil ulaşmak. Esat Mustafa'nın başkanı olduğu arkadaşımız Yağmuralan Köyü derneği var. Yağmuralan Köyü BAFTA. Trodos'un eteklerinde bir köy. Mert Bey, fırsat bulursanız gidin. Köyden iz yok. Köyden iz yok. Koskoca orası bir Türk köyüydü. Sadece okulun çökmüş ve kalmış olan betonarme
şeyi var. Plakası orada duruyor. Helak olmuş bir medeniyet gibi. Yerde. Hayır, köyle ilgili hiçbir şey yok. Evet. Yani köylerin yıkık evlerini görsem diyeceğim, tamam ya, burada bir Türk köyü vardı. Tertemiz etmişler, dümdüz etmişler, ağaçlar bitmiş. Yani köyü bilmesen bulamazsın, mümkün değil. Yerini bulamazsın. Burada bir Türk köyü vardı diyemezsin. Bunları yapan EOKA'cılar. EOKA'cılar 1974'te kendi insanlarını, bütün komünistleri, AKEV'cileri çatır çatır öldürdüler. Yani bunları öldüren insanlar Kıbrıs'ı Türklere dokunmadı demek istiyor şey, Anastasiadis. Tam ya bizi çocuk zannediyor galiba veya dünyadan haberimiz yok, aradan geçti 50 yıl bunlar unuttu mu demeye getiriyor acaba. Ben anlamıyorum bu mantığı. Buna izin mi veriliyor? Böyle bir zemin mi yaratılıyor? Bilmiyorum. Hiç anlamıyorum. Açıkça yalan söylüyor. Ben bu söylediklerini kabul etmiyorum. Evet. Geçtiğimiz yani son açıklamaları Anastasiadis'in aslında bu çok önemliydi. Hala EOKA vurgusu yapılıyor. Bir de Kıbrıs Türklere yönelik isterseniz saldırılara bir bakalım. Mert Bey, Elam'ın saldırısına bir nokta geçmeden koyalım. Buyurun, buyurun. Küçük Kaymaklı burada. Buradan bir taş atımı uzakta. Nikos Samson geldi. Yanında Yunan güçleriyle birlikte, hatırladığım kadarıyla ya 25 Aralık'tı ya 24 Aralık'tı, Küçük Kaymaklı'ya saldırdı, yaktı, yıktı. Elinde bir de bayraktan yürüyüş yaptı, Türk bayrağından gazetelere çıktı. Kimdi peki Nikos Samson? Yanındaki adamlar kimdi? Bizim binbaşı İlhan'ımızın çocuklarını, Hakan'ı, Kutsi'yi, Murat'ı ve Mürüvvet Hanım'ı banyoda kurşunlayan, öldüren kimdi onlar? Bunların kayıtları var bizde. Kim oldukları belli, isimleri de belli, kullandıkları silah da belli. Bu konuda benim birkaç tane araştırma makalem de var. Hepsi yayınlandı bunların. Bunların hepsi EOKA'cılar. Hala diyor, çıkıyor bu diyor, EOKA'cı hiç Kıbrıs'ı Türk öldürmedi. Elam önemli. Elam, bundan sonra Elam saldırılarını çeşitli şekillerde görecek miyiz? Ne kadar kişiyi temsil eder Elam? Aktif olarak ya da pasif olarak kaç kişinin aslında vücut bulmuş halidir Elam? Rum Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu işe el atmış olması, Elam örgütünü harekete geçirmesi, öğrencileri bu bağlamda teşvik etmesi, lise öğrencilerine kadar inmesi, okullara bu bağlamda genelge gönderilmesi, özel okullara kadar giden maillerde lise öğrencileri ailelerinin izinleri olması durumunda bu eylemlere katılabilir. Dolayısıyla pazartesi günü yapılacak olan eyleme katılmaları durumda derse girmekten muaftır açıklaması. Milli Eğitim Bakanlığı ile Rum Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yani ülkece planlanmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinden çıkmış bir propaganda Elam işbirliğiyle 2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla Elam bir terör örgütü olarak ilan edilmişti. Bugün bir terör örgütünün eylemiyle Kıbrıs'ı Türkler saldırıya uğradı. Bu ne kadarlık bir kesimi kapsar Güney Kıbrıs'ta? Çok küçük, gözle görülemeyecek ya da dikkate alınmayacak bir grup mudur Elam'ın vücut bulmuş hali, ne dersiniz? Tamam, şimdi Elamcılar kim? Önce ona bakalım. Elamcılar aslında Yunanistan'daki Hrisi Avgi'nin buradaki bağlantısı, buradaki uzantısı diyelim. Hrisi Avgi Yunanistan'da biliyorsunuz Altın Şafak. Siyasi parti kurdular, meclise girdiler. Sonra hepsi tutuklandılar, içeri sokuldular. Son seçimlerde başarıları çok da fazla olmadı. Eskisi kadar olmadı. Şimdi aynı grubun uzantısı Kıbrıs'ta. Adamların söylemlerine bakıyorsun, tamamen Kıbrıslı Türklere karşı söylem. Kıbrıslı Türkleri ne ortak kabul ediyor ne de Kıbrıs'ta görmek kabul ediyor. Bunlar diyor 400 sene evvel geldi, artık gitmelerinin zamanı geldi. Ada bizim. Ada ne zaman Yunanlıların oldu, ben çok merak ediyorum. Hiçbir zaman Kıbrıs'ın olmadı. Kıbrıs'ın tarihine bakıyorum. Hiç olmadı ki. Hiçbir zaman adada Yunanlı da yaşamadı. İşin garip tarafı, Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu 334'te ayrıldıktan sonra burası Bizans toprağı oldu ve Bizans toprağı olduğu için de İstanbul'da hangi dil konuşuluyorsa, Bizans'ın dili neyse, burada da konuşulmaya başladı. Bunların kökenleri aslında Finikeliler ve Anadolu'dan gelen insanlar. Babamın 1960 yılında yaptığı bir kan araştırması vardı. O dönemde DNA yoktu. Rumların %90'ının kanı çıktı. A pozitif, ama Yunanistan'ın kan grubu O pozitiftir. Tamamen farklıdır. Hiç Yunanistan'dan uzaktan yakından bilgileri yok. Bizans'tan kalan Rumcaları, arkasından Venediklerin gelmesi, Cenevizlerin gelmesi Rumcalarında değişiklik yaptı biraz. O nedenle Rumca konuştukları için kendilerini genetik olarak Helen kabul ediyorlar. Ama Helen değiller. Hiçbir zaman da bu ada Helen adası olmadı. Kan bağı yok aralarında. Hiçbir zaman kesinlikle kan bağı yok. Kanları tutmuyor zaten. Sifta. Merhaba. Ve
Ona rağmen işte Elam şimdi adanın Yunan adası olduğunu, Helenlere ait olduğunu, Türklerin misafir olduğunu, gitmeleri gerektiğini savunan bir kuruluş. Elam dikkate alınması gereken bir tehlike mi? Onu kesinlikle, soralım. Kesinlikle. Çünkü hem kilise destekliyor hem dediğiniz gibi Eğitim Bakanlığı bu tür faaliyetlerin dışında. İlk başta hatırlarsanız dedim biz enayi gibi tarih kitaplarımızı değiştirdik, Rumlar değiştirmedi. Değiştirmiş olsaydı 2004'te biz 2015'te bu Elam işini yaşamazdık şimdi. Evet. Türklere taş atılmasını, arabalarının sopalarla, demir çubuklarla darmadağın edilmesini, insanlarımızın darp edilmesini Sayın yaşamazdık. Sayın Cumhurbaşkanı Molotov kokteyli fırlatılıyordu. Yani çok daha farklı. Daha önce, bundan birkaç yıl önce sanırım, tarihini tam hatırlayamadım ama sanırım 2013 yılındaydı. Bir Kıbrıs Türk sanatçıya yönelik bir saldırı gerçekleşti. Evet, Çarnaka'da bıçakladılar kendisini. Bıçaklama evet. Olayı olmuştu. Rainbow etkinliğinde. Evet. Dolayısıyla bu gibi etkinlikler, bu gibi saldırılar, terör saldırıları sadece kınamaklı olmuyor. Şunu söylüyoruz. Bu gibi olaylar şöyle değerlendirilir zaman zaman. Yani hem iç, bizden hem de güneyden. İşte bunlar çok azınlık bir kesim. Bütün topluma mal edilemez. Dolayısıyla küçük bir grubun böyle bir çıkıntı oluşturduğunu gördük. İşte biz bunu hallederiz gibi mi değerlendirilmeli? Yoksa bu aslında ciddiye alınması gereken önemli bir görüşün, saldırı tehdidi olan, bir tehlikesi olan bir görüşün vücut bulmuş en küçük hali midir? Yani nasıl değerlendirmek gerekir? Bunu zararsız küçük bir grup mudur? Böyle mi görmek gerekir? Mert Bey, biz hep hataları yapıyoruz ve ders almıyoruz. Kesinlikle ders almıyoruz. Aslında 2004'ten sonra Mehmet Ali Bey seçildikten sonra 2005-2010 dönemi içinde Cumhurbaşkanı, biz Rumlar gücenmesin diye bize yapılan haksızlıkların hiçbirini dile getirmedik. Tam aptalca bir yaklaşımdı bu bence. Şimdi gene yapıyoruz. Ben Dışişleri Bakanlığı'nın bir masa kurup bütün bunları kaleme alıp tek tek Avrupa Birliği'nin 27 tane devlet başkanına göndermesi lazım. Dışişlerine göndermesi lazım. Amerikan Kongresi'ne göndermesi lazım. BM'de protestoda bulunması lazım. Ama bizim dışişleri öyle bir kulvarın içinde ki aman Rumları incitmeyelim, aman Rumları gücendirmeyelim, aman bunu yapmayalım diye her şeyi sineye çekiyoruz. Biz çok büyük bir propaganda hatası yapıyoruz. Ben hatırlıyorum 2005'ten sonra Talat Bey'in birçok konuda herkese şeyi vardı, telkini vardı. Aman bunu yazmayın, aman bunu göndermeyin, Rumlar gücenmesin, müzakere yapıyoruz. İşte anlaşma yakındır. 2008'de artık Kıbrıs diliyle Baryası diyeyim, Baryası seçildi, Dimitris Hristofias. İkisinin de politik görüşleri tıpatıp aynı. Ama anlaşamadılar bir türlü. Fakat biz hala Rumları gücendirmemek peşindeyiz. Son kez deniyoruz gibi görünüyor. Gücenirse gücensin. Peki Sayın Eroğlu geldiğinde bu değişti mi? Bu propaganda olması gereken bir propaganda yürütüldü mü Sayın Talat sonrası bugüne kadar? Olması gereken bir propagandanın bir kısmı yürütüldü. O da yeterli değildi. Yeterli değildi. Cumhurbaşkanlığının içinde yürütüldü o da. Bizim danışma kurulunun gönderdiği yazılar vardı. Cumhurbaşkanlığının gönderdiği yazılar vardı. Ama yeterli kadar, çünkü 3 senelik bir çalışma oldu orada. 3 seneden sonra şey değişti. Hükümet değişti orada. 2013'ten sonra zaten hiç ilgilenilmedi bu konularla. Peki bir de isterseniz Türkiye'ye geçelim. Tabii Kıbrıs boyutu da var. Bugün Sayın Akıncı da değerlendirmeler içerisinde yer verdi. Buna çok da iyi oldu. Evet, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan bu gerginlik aslında Rusya'nın, Suriye dedim özür dilerim, Rusya'nın önce Gürcistan, son dönemlere bakıldığında 2008'de Gürcistan'da, ardından Kırım ve beraberinde Ukrayna, Doğu Ukrayna ve şimdi de Suriye'deki açılım politikaları, aslında saldırı ve ilhak, işgal politikaları Türkiye'nin sınırlarında ihlal etmeye başlayınca Türkiye'nin ardı ardına gelişen bu gibi ihlal olayları karşısındaki son uyarısı sert oldu. Ve bir Rusya'ya ait oldu. Aslında dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği, altını çizdiği gibi ama çok yanlış değerlendirildi Türkiye medyasında bile. Milliyeti belli olmayan, yani saldırının, daha doğrusu ihlalin kimliği gerçekliği, evet, ben o konuya değinecektim. O çok önemliydi. Yazdım buraya, kimliği belirlenmeyen uçak. Yani Sayın Erdoğan aslında şunu söylemek istedi. Türk medyası bile, Türkiye'nin önde gelen yazarlarının bile bunu değerlendiremediğini gördüm, üzüldüm. Ya da ben yanlış anladım diye de düşündüm açıkçası. Türkiye bu saldırı yaparken Rusya'yı değil, sınırını ihlal eden savaş uçağını hedef almıştır açıklaması yaptı. Bravo. Tabii sonra bu şekilde okunamadı tabii.
O kadar çok açıklama geldi ki gün içinde Rusya'dan ve son olarak Putin'in bir açıklaması var. Özür diliyorum, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama vardı. Lavrov diyor ki Türkiye'ye savaş ilan etmeyeceğiz. Bakın, bu savaş ilan ediyoruz kadar çok tehlikeli bir açıklama. Savaş ilan etmiyoruz. Yani konu savaştır ama savaş ilan etmiyoruz kadar çok ciddi, büyükelçiliği geri çekme noktasına kadar gelindiğini ama böyle bir durumun en son yapılacak durumu olduğunu konuşurken yine Rus siyasiler, Rus Dışişleri Bakanlığı yetkileri o kadar farklı açıklamalarla gündemi değerlendirdiler ki sanki İsrail-Filistin Savaşı gibi Türk marketlerinden alışveriş yapmayın, yaptığınız her alışveriş Ruslara bomba olarak geri dönecek propagandalarına geldi. Rus turistler Türkiye'ye gitmesin, acentaların zararlarını biz öderiz noktasına geldi. Sanki Türkiye pişman edilmek isteniyor bu ihlale karşı verdiği savunma tepkisiyle. Nasıl yorumlamak lazım ve hemen beraberinde de Kıbrıs sorununa Sayın Akıncı'nın değerlendirdiği gibi bir etkisi olup olmaması konusunda size sormak isterim. Tamam, şimdi konuya biraz farklı açıdan bakmak lazım. Suriye resmen Rusya'yı gelin bana yardım edin diye mi çağırdı? Kime karşı çağırmış olabilir? İçindeki kendi terör örgütlerine karşı, kendi insanına karşı Suriye çağırmış, davet etmiş olabilir. Ama ben resmi bir davet görmedim. Yani Suriye hükümeti Rusya'ya diplomatik olarak başvurup gel beni kurtar, beni işgal ediyorlar mı dedi. Hayır demedi. Böyle bir şey yok. Ve ilk açıklama neydi? Ben not aldım buraya. Kimliği belirlenmeyen uçak, unutmayayım diye not aldım. Kimliği belirlenmeyen uçak ve saat 9'u 10'dan saat 9'u 24'e kadar dün sabah ne diyordu? 10 kere çağrı yaptık biz. Sen sınırımızı girdin, çık dışarı. Sınırımızı girdin, çık dışarı. Lütfedip yanıt vermediler. Evet. Ve uçak vurulduktan sonra Rusya devreye girdi. Bu benim uçağım dedi. Niye o vakit kimliği belirlenmeyen bir uçak oluyor bu? Niçin oradaki Rus pilot Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin radar sisteminin veya sınır koruma sisteminin uyarılarını dikkate almıyor? Tamam, geldim, girdim, özür dilerim, yanlışmış benim haritam, çıkıyorum deyip dışarı çıkabilir, gidebilir. Hayır, ihlalini hiç yapılan uyarıları dikkate almadan, sonra uyarı yapıldığı vakit siz yanıt vermiyorsanız radarınızda üzerinize kilitlenmeyi de görüyorsunuz. Yani nasıl diyeyim, eğer bir füzeyle vurulduysa siz radarınızda füzeye kilitlendiğinizi, üzerinize doğru bir füzenin de gönderilecek olacağını görüyorsunuz. Bu bile bile bir, bana göre bile bile yapılmış bir provokasyon. Sizce bile Türkiye bile mi çekilmeye çalışılıyor bu savaşın içine? Şimdi Türkiye, bana göre Türkiye'den daha ziyade Türkiye'nin sınırlarını koruma yetkisi, koruma yeteneği ne kadardırın denenmesiydi bu. Ben öyle algıladım bunu. Tamamen. Yani siz gidiyorsunuz, birine bir yumruk atıyorsunuz. Sana vurduğu yumruk seninkinden fazla hissediyorsun. Ha tamam, ben üstüne gitmeyeyim. Ama dönüp kaçarsa sen diyorsun ki tamam, bu sınırlarda ben istediğim operasyonu yapabilirim. Bana göre bu bir Türkiye'yi deneme operasyonuydu ve gördüler ki beklentilerinden çok daha fazla bir tepki. Ama bu 5. ya da 6. ihlal. Belki de daha fazla açıklanmayan var. Yani 6. ihlal sanırım, ya 5 ya 6. ihlalin ardından artık biliyorsunuz bir de Rus insansız hava aracı düşürüldü sınır açtığı evet. için. Daha bunu, ne olacaktı? Bunu Suriye'de denemişti hatırlarsanız. Evet. Ve bir Türk uçağını Akdeniz'in üstünde düşürmüştü. Türk jet uçağını. Bir F-24 Phantom. Sanırım bir Phantom uçağımızı düşürmüşlerdi. Düşürmüşlerdi. Yani askeri açıdan baktığım vakit bana göre bunların hepsi deneme. Ama diğer açıdan baktığımda bir kere Rusya'nın artık resmen Suriye'de olduğu, Rusya Rus ordusunun Suriye içinde bugüne kadar inkar etmişti. Çıktı. Buna karşın BM ne yaptı? BM döndü, bir karar geçirdi. Rusya veto edemedi bu kararı. Dikkatinizi çekerim. Karar neydi? İsteyen ülke kendi çıkarlarını tehlikeye gördüğü anda Suriye'ye müdahale edebilir. Karar buydu. Bu kararın aslında temelinde Türkiye yatıyor. Bu kararın temelinde NATO yatıyor. Yani burada verilen bir gözdağı var. Eğer birileri Türkiye'ye saldırırsa biz hem Türkiye karşılık verme hakkına sahiptir, hem de biz isteyen bir ülke, nitekim Fransa saldırı kararı aldı Suriye'ye. Bütün bunları tek tek saldırabiliriz. İsteyen saldırsın, bizim iznimiz var şeklinde. Ben hayatımda BM'nin 1948'de kuruldu. Milletler Ligi'nden Birleşmiş Milletler'e geçti. İlk defa böyle bir karar gördüm ben. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ve Genel Kurulu'ndan. İsteyen falan devlete saldırabilir
Böyle karar mı Irak'ta olur? Irak'ta olduğu gibi. Gerçi orada Amerika vardı ama. Amerika vardı yani. Bu kararın çıkması demek olayların ciddiyetinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Burada zaten biz şu anda 3. Dünya Savaşı yaşıyoruz. Evet. Ama bildiğimiz bu dünya 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi işte Almanya'nın cephe savaşları. Almanya'nın Rusya'ya saldırması, Almanya'nın Fransa'ya veya Belçika'ya veya Hollanda'ya veya ne bileyim Çekoslovakya'yı işgali, Avusturya'yı kendine bağlaması gibi değil. Bu savaşlar artık Atatürk'ün hep şeyi geliyor benim aklıma. Sakarya Muharebesi'nde ne dedi? Sattı müdafaa yok, attı müdafaa var. İlk defa dünya tarihinde bir şey değiştirdi. Bir kural değiştirdi. Yani sen buraya siperini kaz, baktın gördün güçlü bir düşman geliyor, 5 metre arkaya git veya 50 metre git ama gene savun. Baktın gördün daha da hızlı geliyor, 50 metre daha git, artık satış satış, cephe cephe savaşacaksın diyor. Şimdi 3. Dünya Savaşı nasıl gidiyor? Avrupa'ya diyor ki, Amerika'ya, demek sen bana böyle yapıyorsun ha. Sen benim Orta Doğu'mu geliyorsun, işgal ediyorsun. Sen kendi keyfine göre bana bomba atıyorsun. Ben sana aynı yönde yanıt vermem. Ben giderim seni ülkende toplu insanların toplu olduğu yerlerde vururum. Bunun karşılığı da budur. Madem ben senden füzelerle, nükleer başlıklarla baş edemiyorum, benim de yöntemim budur arkadaşım. Peki hocam, tabii ki aslında savunma her zaman proaktif savunma, daha doğrusu ön saflarda savunma bence olması gereken. Yani aslında ülkeyi savunmayı sınırlarınızda değil, sınırınızın ötesinde başlamakta fayda var. Türkiye bu bağlamda en başından beri Suriye'deki gerginliğin güvenli bölge noktasında sürekli çağrılar yaptı. Bu güvenli bölge içerisinde bugün Rusların da bulunduğu, üstlerinin bulunduğu bölgeler de var aynı zamanda. Ama bu karşılık görmedi. Bugün Batı'nın... Ki sürekli aslında Batı sürekli politika değiştiriyor bu bağlamda, söylem değiştiriyor. Esad'lı geçişe kadar geldi söylem değişikliği. Dolayısıyla şu an itibariyle geldiğimiz nokta, Batı'nın geldiği nokta Sayın Erdoğan'ın söylediği söylemleri noktasında, yani bir güvenli bölge noktasında, ama artık Rusya'dan sonra bu iş çok zor görünüyor. Peki bundan sonra özellikle Kuzey Irak'ta olduğu gibi bir de Türkiye'nin Suriye'deki soydaşları, Türkmenlerin durumu da çok önemli. Çok farklı söylemler var. Türkiye'nin yeterince yardım gönderemediği, yeterince savunamadığı noktasında. Hatta Lavrov şunu soruyor. Türkiye ne, Hatay'ın güneyinde ne çıkarları var? Yani Türkmenlerle ne ilişkisi olduğunu bile sormuş. İnanamadım. Sputnik'ten, Rusların sitesinden baktım. Net bir şekilde söylüyor. Yani Türkmenler Türkleri, Türkiye'yi neden ilgilendiriyor diyebilecek kadar cahilce bir açıklama yapan Lavrov ya da görmek istemeyen bir Lavrov var karşımızda. Rus dışişleri yetkilisi var. Bu bağlamda Türkiye'nin kendi menfaatlerini hem ülke anlamında hem de soydaşların menfaatlerini koruma anlamında neler yapabilir Türkiye? Bu bağlamda çaresiz midir? Sadece tırlarla yardım mı göndermek, insani yardım malzemesi göndererek mi yardım yapabiliriz? Türkiye çok daha farklı bölgesel kanton anlamında belki bir yapı kurabilir mi? Ne yapmalı sizce Türkiye? Şimdi siz tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin politikalarından, Erdoğan Bey'in kararından bahsettiniz. Bu konuya ben de girmek isterim aslında. Şimdi ilk başta Erdoğan Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve geçmiş başbakanın Suriye mültecilerini Türkiye'nin güneyinde konuşlandırma, onlara konteyner evlerden şehirler kurma, suyuydu, tuvaletiydi, gıdasıydı, eğitimiydi, camisiydi, okuluydu, pazarıydı, her şeyini sağlaması bana garip geliyordu. Ve çözemiyordum konuyu ben aslında. Ya diyorum, niçin yapıyor bunları? Yani niçin Türkiye'nin halkından topladığı vergileri 2,5 milyon Suriyeli mülteciye harcıyor? Yavaş yavaş çıktı ortaya. İşin ne kadar dahiyane olduğu bana göre çıktı ortaya. Şimdi ne oldu? 2,5 milyon mülteciyi biriktirdi. 2,5 milyonu. Ve başladı para ödemeye onlara. Bir miktar, bir meblağa ulaştı. Sonra bu Suriyeli mültecileri yavaş yavaş Yunanistan'la işbirliği yaparak Avrupa'ya göndermeye başladılar. Ve Avrupa tamam, ben 280 bin taneyi alacağım dedi. Kendi arasında 28 ülkede paylaştırma kararını çıkıyordu. Fransa'daki olaylardan sonra hepsi elini ayağını çekti. Ne oldu? Avrupa Birliği Türkiye'ye dedi ki, tamam ya bir dakika. Ben dedi, senin görüşmeler yapıyoruz, müzakere görüşmeleri. Avrupa'ya katılım, Avrupa Birliği'ne katılım, başlıkların açılmasını sağlayacağım. Sen yeter ki bu mültecileri gönderme. Ben sana para vereceğim. Sen bu mültecilere bak.
Siz yıllardır vize peşinde koşuyorsunuz. Bütün vizeyi kaldırıyorum Türk vatandaşlarına. Gelin oturalım masaya. Bütün bile değil aslında. Şimdi iş buna döndü. İş buna döndüğü vakit ben de amiyane tabirle jeton düştü. Dedim ha, bunun arkasında müthiş bir strateji var. Müthiş bir politik strateji var. Ve Türkiye Cumhuriyeti bunu Avrupa Birliği'ne karşı 1-0 kazandı. Yani bugüne kadar yediği golleri geri iade etti. Bir tane de öne geçti. Şimdi Avrupa Birliği'nin belirli bir konudaki kaderi Türkiye Cumhuriyeti'nin avucunda, elinde. Sen benim başlıklarımı veto edersin. Sen bana vizeyi mi koyarsın? Bütün bunları artık kaldıracaksın arkadaşım. Gümrük birliği yaptım ben senden. Vize birliğimiz de olacak. Başlıklar da kalkacak. Görüşmeler de başlayacak. Ve sen bu mültecilere yardım edeceksin. Etmezsen gönderirim ben sana. Peki, elinde nereye geldik? Avcunun içine müthiş bir koz aldı şimdi. Çok dahiyane bir strateji. Belki rast geldi diyeceğim ama rast gelmedi. Yani kazara kendi başına oluşmuş bir strateji değil. Bu konuyu da kullanarak arkasından şimdi ne çıktı bunun? Evet, biz Türkiye'nin güneyinde bir güvenli bölge oluşturmak zorundayız. Çıktı ve oluşacak da o. Hiç kaçmaz artık. Bundan sonra değişeceğini, bunun değişebileceğini sanmıyorum. Ve mülteciler yavaş yavaş o güvenli bölgenin içine doğru gönderilecek. Bir savaş tehlikesi olur mu Suriye? Çünkü bir daha dener mi Putin? Bir intikam peşinde olacak mıdır? Çünkü bugüne kadar hep intikamını aldı. Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne sürükleyen sürece müdahale etmek için Kırım'ı, sonra da Ukrayna'yı işgal etti. Gürcistan'da da Batı'ya mesaj verdi. Ermenistan'da hala Dağlık Karabağ sorunu devam ederken o da bir Batı'ya, uluslararası kamuoya, hukuka bir mesajdı aslında. Önceden beri verilmiş. Ve bugün Suriye'deyiz. Türkiye'nin çıkarlarına, sınırlarına dokunan bir noktaya geldi. Bu bağlamda bir de konuşalım son olarak. Tabii ben Suriye'nin bir kere Rusya'nın muhakkak bir bunun karşılığında bir eyleme girişeceğini düşünüyorum. Kesinlikle kendi iç tribünlerine başka türlü yanıt veremez. Muhakkak bir şeyler, bir yerde bir eylem yapacak. Ama Rusya'nın ekonomik durumu çok iyi değil. Bunu bilmemizde fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol fiyatlarını 40-50-60 dolarlarda tutmasının tek bir nedeni var. 100 doların altına düştüğü anda Rus maliyesi açık vermeye başlıyor. Sorun burada ve 60'lara kadar düştü. Rusya'nın açıkları korkunç boyutlarda. Parasal açıkları. 45-50 bandındaydı son olarak, evet, hatta. Ve ekonomisi her gün daha kötüye gidiyor. Ta çökene kadar Avrupa Birliği bunu şey yapacak. Bunu Rusya üzerinde bir yaptırım olarak uygulayacak. Rusya'nın Amerika ve Avrupa Birliği'ne yaptırım uygulama yeteneği yok. Sadece Avrupa'ya verdiği doğal gaz var. Bunun da alternatifleri peşinde zaten Avrupa Birliği çabalıyor. Bakın Çin öyle değil. Çin'in elinde dünyadaki bütün kıymetli madenlerin sahibi Çin. Yani bilgisayarınızda sizin lityum pili var. Dünyadaki bütün lityum madenleri Çin'in elinde. Amerika Birleşik Devletleri, Çin isterse Amerika Birleşik Devletleri'ni diz çöktürebilir. İsterse çöktürebilir ama kendisi de beraber çöker. Çünkü ikisinin arasındaki bağ, denge ona bağlı. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri bütün dünya petrol rezervlerinin %80'ini kontrol ediyor. Çin kendisine kıymetli maden vermezse o da kendisine petrol vermemekten tehdit ediyor. Artı Çin'in kasasında Amerikan dolarları var. Yaklaşık 4,5-5 trilyon dolar civarında para var. Nakit olarak veya devlet tahvili olarak durmakta. Amerika'nın çökmesi demek Çin'in çökmesi demek. Çin'in çökmesi demek Amerika'nın çökmesi demek. Dikkat ederseniz ikisi birbirine sürtüşmüyorlar. Sırf bu yüzden ikisinin de elinin birbirinin boğazında bağlı olduğunu düşünün. Tam bu şekilde. Ama Rusya öyle değil. Rusya bana göre ben de varım. Bu dünyada ben de bir oyuncuyum demeye getiriyor. Evet, Türkiye'yi bir yerde bir şekilde vuracak ama orada da duracak, durmak zorundadır. Yani bir yanıtı olacaktır bunu. Kesinlikle. Peki ondan hocam, çok teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek dileğiyle çok teşekkür ederiz programımıza katkınız için. İyi yayınlar diliyorum, ben teşekkür ederim. Evet, önemli ve sıcak bir gündemdi. Süremizi fazlasıyla aştık. Hemen programı kapatalım. Yarın saatler yeniden 16.30 gösterdiğinde bir başka konuya odaklanırken görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın, bizi izlemeye devam edin.